Hiçbir şey yemiyorsunuz. Ben ısmarlıyorum diye mi? Kimsenin iştahı yok bence. Ben Turgay Binbaşı'nın evine uğradım. Özgür'ün anneannesi aradı, rica etti. Yemek yemiyormuş da. Onunla birlikte atıştırmış bunu. İyi bari. Aranızdan birinin bir şey yemesine sevindim. Ama haklısınız, anlıyorum. Benim de içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ama ne bileyim, belki sizin için iyi olur diye düşündüm. Böyle kalabalıkta, insanlar içinde olursanız. Yok, iyi geldi bana, sağ ol. Yani evde öyle yalnız başına oturmaktan çok daha iyi. Sessizsin bugün. Yani alışık değiliz tabii. Bazı görevlerden sonra ya da böyle bir olaydan sonra insanların arasında olmayı sevmiyorum. Olabilir. Kimisine böyle insanlar içinde olmak iyi gelir. Kimisine de yalnızlık huzur verir. Gayet normal. Biliyorsunuz ben hepinizden çok seviyorum gezmeyi, tozmayı. Ama böyle zamanlarda insanlara tahammül edemiyorum. Turgay Binbaşı'yı düşünüyorum. Burada oturup şu manzaranın tadını çıkarmamız onun gibisiyle arkadaşlarımız sayesinde. Şurada elini ceplerine atıp dolaşmanın bir bedeli var. Şurada oturup bir şeyler içmenin, sohbet etmenin, özgürce yaşamanın bir bedeli var. Takdir, alkış falan da beklemiyorum. Ben bunun için seçmedim bu yolu. Ama böyle bedeller ödendiğinde benim içimde bir şeyler birikiyor. Ben tutamıyorum kendimi. Öyle şovlar, ağıtlar falan değil. Birkaç saniye düşünsünler istiyorum. Bir şehit haberi ya. Bir şehit haberi gördüklerinde fazla değil. Birkaç saniye düşünsünler. Özgürlüğün bedava olmadığını artık anlasınlar. Anlayanlar var, merak etme. Hem de sandığından çok daha fazlalar. Umarım haklısındır. Babam şehit olduğu zaman çok zorlanmıştı. Hayatım alt üst olmuştu. Onun yokluğunu hissetmediğim tek gün bile geçmemiştir. Ama çevremdeki herkesin elinden geleni yaptığını hatırlıyorum. Tabii ne zaman böyle bir mutlu aile görsem. Anne, baba, çocuklar mutlular. Çok kıskanırdım. Kızardım. Niye derdim, niye benim babam? Niye başkasının değil de benim babam diye sorardım. Dün Özgür aynı bu soruyu sordu, biliyor musunuz? Sen ne cevap verdin peki? Cevabın bir kısmını verdim, hepsini değil. Tamamını o da benim gibi zamanla anlayacak. Mükemmel cevap gerçekten. Bu soruya verilecek bir cevap yok. Nasıl yani? Biz bunun için eğitildik. Bunun için yetiştirildik. Ben başka türlüsünü düşünemiyorum. görev başındayken öleceksem, şehit olacaksam yapacak bir şey yok. Her zaman her şekilde insanlar ölüyor zaten. Ben bundan korkmuyorum. Geride kalanlar için o kadar kolay değil ama. Değil tabii, haklısın. Ne acayiptir ki işin o kısmını da çok iyi biliyorum. Ama birileri bu yemekleri yapacak. Birileri o binayı inşa edecek, o köprüyü inşa edecek. Birileri böyle şarkılar söyleyecek, mutlu mutlu yürüyecek. Birileri de onlar bunları yapsın diye sınır boylarında, havada, karada, denizde nöbet tutacak. Ben askerliği seviyorum arkadaşlar. Görevimi seviyorum. Sonum her ne olursa olsun kabul ediyorum. Ben de altına imzamı atarım. Benden beklemiyordun değil mi böyle bir şey?